Bugün Estonya'da 3. günüm. Hostumun evinden ayrılıyorum. Burada son günüm. Bir hostele geçeceğim. Orada kalacağım bir gece. Çantalarımı aldım. Hostelime geçiyorum. Güzel bir hostel olduğunu umuyorum. Evet, şimdi Old Town'a geldim. Gördüğünüz üzere şöyle etrafımda şehrin duvarları falan var. Hostel galiba burası. Yani pek inanamıyorum ama kapı numarası falan doğru. Galiba hostel burası. Şöyle bir oturma alanı var. I had a reservation. You're booking. Booking is 10:43. Okay. Just show you to the room. Okay. We have reception, bar. It works 24 hours. Okay. There we have kitchen. Mm-hmm. This is common area. And over there, toilets. Okay. Your room is upstairs. You can take whichever one you like. And I'll just mark it with your name. Yeah, so okay. Here's the key. Okay, thank you. If you have any questions or problems, you can always go to reception. Okay. Arkadaşlar, yatağım burası. Kocaman bir oda resmen. Oda bu şekilde. Şöyle yataklar var. Şöyle yataklar var. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Odanın da şöyle bir manzarası var. Otağın merkezinde yani. Bayağı iyi. Şöyle yatağınız var. Burada hemen kasanız var. Çantanızı koyabileceğiniz şöyle. Şimdi ben çantamı koyacağım. Hem kamerayı tutacağım diye. Arkadaşlar, geldiğim en iyi hostel olabilir. Kendime özel bir odam var gibi. Şunun uzunluğu 2 metreden uzun. Koridoru da bayağı var. Muhteşem. Yani tek eksiği perde yok. Onu da takarlar. Yeni diye herhalde. Kaldığım en iyi hostel. En iyi hostel. Ve kaldığım en ucuz hostellerden biri. Şimdi hostelin hemen diğer taraflarını göstereyim size. Geniş bir koridoru var. Banyosu burası. Burası da baya iyi yani. Şurada da şöyle bir terası var. Ama özel alan girmeyin. Girerseniz nerede uyuduğunuzu biliyoruz yazıyor. O yüzden buraya girmeyeceğim. Şöyle sandalye koymuşlar ama size göstereyim. Şöyle güzel bir terası da var. Neden girilmiyor bilmiyorum. O hostelin geceliğine 10 euro 43 cent ödedim. Gerçekten muhteşem. 20 euroya kaldığım o hostelleri gördükten sonra burası efsane. Burası Helman Kulesi'ymiş arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkabiliyorsunuz. Şöyle şehir duvarlarının üstüne çıkacağız. Şöyle biletimizi aldık. Merdivenleri tırmanıyoruz. Şöyle bildiğiniz kulenin içindeyim şu an. Şuraya bakar mısınız? Vav, buradan manzara bu şekilde. Burası savaş odasıymış. Savaşta toplanma odası mı? Öyle bir şey. Ah, düştüm. Pek sağlam değil burası. Böyle buraya dilek düğümleri atmışlar. Benim girişi de burası. Old Town'un 1864'ten fotoğrafları var burada. Hala aynı. Neredeyse tamamen aynı. Genişliği benim omzum kadar. Yani benden geniş biriyseniz geçemeyebilirsiniz. Bu sefer sağlık sigortam var en azından ama hastaneye düşmek istemem yani. Çok şükür düşmeden tamamladık buranın içini. Hafif hafif yağmur yağıyor ama bu sefer şemsiyem var. Yağmur bizi durduramaz bugün. Old Town yine bugün daha kalabalık. Hava birazcık daha iyi bugün. Hangi hayvan bu arkadaşlar?
burası Danimarka Kralı'nın bahçesi olarak geçiyor. Kostümlü arkadaşlar karşılıyor. Birkaç tane var hatta. Şurada. Şu cadı kardeşime çekilmezsem olmaz. Burada şöyle bir eski satıcı tezgahı var. Ya yok artık ya. Mesa imalatı fark etmedim bile arkadaşlar. Yaklaşınca fark ettim. Tarihi diye yutturuyorlar mı bize bunu yoksa? Yoksa o parçayı sonradan mı takmışlar? Her yerdeyiz arkadaşlar. Mesa imalat. Orta Çağ şehrindeki pazarcının tezgahında bile var, gerçekten helal olsun. Old Town'da işimi bitirdim. Görmek istediğim yerleri gördüm. Şimdi dün gidemediğim Kadri York bahçesine gideceğim. Çok güzel bir park olduğunu duydum. Bakalım. Umarım dedikleri kadar güzeldir. Evet, Kadri York Parkı'na vardım arkadaşlar. Burası gerçekten çok güzel. Parka girdiğiniz gibi sizi şöyle güzel bir gölet karşılıyor. Talinler bayağı ziyaret ediyor burayı. Hayvan gördüm de bunun ne olduğunu unuttum şu an. Kirpi. Çok fazla doğal yaşam var burada. Evet, Baltık Denizi arkadaşlar. Havada muhteşem, çok güzel bir gün. Gerçekten bugün çok güzel bir gün oldu. Evet arkadaşlar, şöyle güzel bir yere oturdum. Manzarayı seyrediyorum, gerçekten çok güzel. Martılar uçuyor. Hafif bir rüzgar var. Çok güzel bitiriyorum Estonya serüvenimi. Buraya gelmeyi uzun zamandır istiyordum. Buraya ulaşmak pek kolay değil. Türkiye'den bir tek Türk Hava Yolları direkt uçuyor, da bayağı pahalı. Ama sonunda geldim, çok mutluyum gerçekten. Bu arada tam karşısı Finlandiya arkadaşlar. Yani denizin karşı tarafı Finlandiya. Daha sonra sağ tarafımızda Rusya var. Bir 3-4 saat gidince Rusya'ya varıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bir yarım saat 45 dakikadır burada. Güzel ortamın tadını çıkarıyorum. Yani hava konusunda burada çok şanslı değildim. Geçtiğimiz iki gün pek güzel bir hava yoktu ama bugün gerçekten telafi etti. Çok güzel bir hava, çok güzel bir atmosfer. Şöyle Baltık Denizi'ni izledim biraz. Şimdi ise çok acıktım. Yemek yemeye gideceğim. Döner yiyeceğim arkadaşlar. O dönerin tadını unutamadım. Şöyle Baltık Denizi'ne de güle güle diyorum. Tramvaya binip yemek yemeye gidiyoruz. Hadi bakalım.